Merhaba dostlarım, merhaba. Kaan uykudan kalktı. Biz İzmir'den dönüyoruz. Dünürlere gittik. Nişan hazırlıkları var biliyorsunuz. Hemen günübirlik yani gittik ama dün gece kaldık. Şimdi de dönüyoruz tekrar Muğla'ya. Burada bizim bir yıllardır Kaan'la her Muğla'ya geldiğimizde şey yaptığımız bir kahvaltı yeri var. Çok güzel. Hem sizlere orayı gösteririz hem de güzel sohbet. Uyandın mı oğlum? Uyansana. Gözler kapalı. Uyanacaksın mı? Hadi bak güzel yeri geldi. Gel Kaan. Sallanıyorsun lan. Evet, Dutlu Bahçe Köy Sofrası diye bir yer. Burası Çine'ye 14-13 kilometre kala. Çok güzel köy kahvaltısı var. Şu an sabahın 8'i ve zaten tıklım tıklım arabalar park etmiş. Korona boyunca gelemedik. Tabii girişi neredendi? Şuradan. Evet. Çok güzel kahvaltısı var. Biz Muğla'ya geleli 6 yıl falan oldu. 6 yıldır da her zaman buradan her geçtiğimizde uğrarız sevgili dostlarım. Kaan ne güzel değil mi? Bak bu yol yoktu, ne güzel yapmışlar şu yolu. Burayı. Çardak gibi. Genişletmişler, değiştirmişler. Merhaba. İki kişiyiz, nereye oturalım? Evet, haydi bakalım. Şuraya gidelim, oturalım. Oturduk. Sevgili dostlarım, burası daha doğaldı. Şu çatılar, matılar yoktu. Tamamen böyle yeşilliğin içine masalar atılmıştı. Ne bileyim, ortalıkta kazlar. Aa, gene geziyor gerçi. Şurada bakın, hayvanat bahçesi, tavukları gördün mü? Kaan hala duruyor tavuklar, mavuklar. T karşıda. Yani şurada bizim oturduğumuz masa gibi bir ortam vardı. Şimdi tabii biraz daha böyle bir şey yapmışlar, çakıl dökmüşler. Herhalde yağmurlar, çamurlar için, yaz kış iş yapmak için. İçeriye kapalı bir alan yapmışlar. Ama gerçekten kahvaltısı çok güzel. Şöyle doğanın içinde, yol kenarında harika bir kahvaltısı var. Köy kahvaltısı. Zeytinlerini, yağlarını, her şeylerini kendileri yapıyorlar, reçellerini. Tamamen doğal. Ben buraya gelmeyeli bayağı oldu bu arada ya. 2 senedir zaten koronadan gelemedik Kaan. Evet, bir ara geldik. Kahve içtik, baktık kimse, yiyecek bir şey yoktu. Kahve de içememiştik. Acıma olmuştu, bir şey olmuş. Kimse yoktu, bir tane çocuk yapmıştı. Evet, doğru. Zeytinyağı alıyoruz buradan da. Ha. Şu şeyi tripoda koyayım, dur. Telefonumuzu. Evet, kahvaltı geldi. Aa, sıcacık bir de sabah sabah denizde karıncalar olmasa mı şimdi? Karıncalar nasıl gider? Getir tabağını. Getir, elim yandı. Oh, maşallah, neler var. O iki kişinin serpme kahvaltı oluyor değil mi? Yemediğimizi paket yaptırır. Bu çay mı oluyor? Anam ne kadar zor bundan koymak. Bas bir kere. Basıyorum ama. Ay, kolum ağrıdı. Al kendin koy. Vallahi eziyet çekecek. Ben de göstereyim. Belki buraya buradan geçerken buna uğramak isteyen sevgili takipçi olur. Ben de neler veriyorlar onları bir göstereyim. Fiyatını bilmiyorum henüz. Arar sorarsınız. Evet. Görünüyor mu Kaan? Her şeyi gösterebiliyor muyum? Görünüyor. Evet. Bayağı bir şeyler veriyorlar. Sucuğun şey, yumurtanın da iki çeşidi koymuş. Bak, bir menemen yapmış, bir sucuklu yapmış. Bunlar kahvaltının içine dahil. Evet. Kaan ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Bitti. Oyun oynuyor. Ah, uykudan kalktı, oyun oynuyor çocuk. Ayılmak için. Ayılmak için oynuyormuş. Bak sen. Evet sevgili dostlar, biz şimdi İzmir'e gittik. Dün gittik Urla'ya. İşte
işte bazı eksikliği bir şeyler vardı, onları hallederim dedik. Ya konuşuyorum, sohbet ediyorum, hiç bakmıyorsun. Bak seninle ilgili konuşuyorum. Tamam, geliyorum. Geliyorum dedim ya. Geldim. Dün kaçta gittik biz? Gene dün sabah erken saatte. Çıktık yola ya. 6.30'da. Çıktık gittik. 11 gibi oradaydık. 3 saat sürüyor benim evden orası. 11 gibi oradaydık. İşte gayet güzel geçti. Son bu nişan için son konuşmalar, eksikler, her şey yapıldı. Şimdi erkenden dönüyorum çünkü yarın bir kemoterapi günü. Bugün de kan vereceğim. Çocuklarımı evde yalnız bıraktım bir günlük. İşte çocuklarım, tavuklarım, kedilerim, köpeklerim. O yüzden de mecburen... Benim dönüyor mu şeysi? Ha, dönüyor. Bazen bu telefonu öyle söylüyorum ki daha. Kanun kızartmadan ben de istiyorum. Kızartmayı da bir şey söyleyeceğim. Burada eksik bir şey var. Buranın meşhur şeyi. Evet. Ha, söyleyelim. Evet, burada normalde böyle zeytinyağı getirirler tabakta. Evet, onu getirmiyoruz. Zeytini getirdim ama zeytinyağını getirmiyoruz. Bunların hepsini kendileri yapıyor bu arada. Hatta buraya gelip beğendiğiniz şeyden de kavanozla, kiloyla neyse şeyle alabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Her şey doğal. Bozuluk ben sana söyleyeyim. Değil mi? Bizden daha iyi. Bir sık bozuluk gibi oldu. Bir tık bozmuş arkadaşlar. Evet. Aslında kahvaltı yemeyecek çok şey var burada. Evet. Sesim de hiç duyulmuyor. Sınarı laf diyor ama duyulmuyor. Yeni uyandım, öğrenmek yok. Bak, duyulmuyor hala duyulmuyor. Normalde kahvaltı yemeyecek çok şey var burada. Aslında o zeytinyağı, o yumurta bolluğu, peynir bolluğu yok gibi. Peynir nerede? Burada. Biz peynirci olduğumuz için bize peynir az geldi. El mi değiştirdi? Bilmiyorum, onu ben de düşündüm. Acaba el mi değiştirdi? Sonra da çıktı adam. Bir soralım bakalım. Zeytinyağı normalde veriyorlardı. Evet, çok güzel böyle. Yanlış hatırlamıyorsam benim masada oluyordu. Bak koronadan çoğu işletme değişti. Yani tatları değişti, şeyleri değişti. Bayağı zor günler geçirdiler tabii. Tamam. Adam korona döneminde 2 yıl evde kaldı, acaba yapmayı unuttu mu zeytinyağı? Ha, evde el değişti. Belki de el değiştirdiği için bu kadar çatılar mutlular. Nasıl doğaldı, ne kadar güzeldi. Köpeklerle geliyordu, köpeklerimiz koşturuyordu. Yine gerçi koşturdu ama. Orası Çin'e değil miydi ya? Mutlu Bahçe burası işte, Çin'e. Çin'e kahvaltı. Çin'e Mula yolunu, hayır. Mutlu Bahçe. Çünkü ben de biraz daha doğal farklı bir ortam hatırlıyorum. Tabii yuvarlak masalar vardı. Daha farklıydı. Nasıl el değiştirmişti büyük ihtimal. Bu pişti mi? Ben deneyeceğim işte. Garip bir şey var. Pişi. Pişi de var. Ama... Herhalde siyah susamlı bir şey. Köre kutu var. Köre kutu var işte. Hatta mesela bu zeytini ve zeytinyağı dökülürse. Evet, niye böyle yapmışlar? Ben soracağım ben. Ya çünkü böyle sürekli geldiğin yerde bir değişiklik görünce üzülüyorsun, biliyor musun? Evet ya. Ne olur bozmasın dediğimiz yerlerden. Biriydi, evet. Siyade de yeşili güzel. Pankek gördüm, aklıma Pınar'ın pankekleri geldi. Pınar'ın pankekleri. Evleri de yapar sana bol bol. Yani bu nişan yaklaştıkça dostlar. Bunlar böyle bir strese giriyor. Telaşlar, bir şeyler. Abidik gubidik şeylerden birbirlerini yiyorlar. Sonra bizi yiyor. Sonra bir daha barışıyorlar.
Ama her evlilik öncesi, her nişan öncesi böyle hazırlıklar olduğu zaman mutlaka şey oluyor yani. Böyle sorun. Olmayan yok yani. Evet. Bayağı gergin bir şeymiş yani. Zor. Olay. Gergin şey anlar oluyor tabi. Gergin olay. Bu ne mesela? Kayısı, reçelinin sadece katı kısmı mı? Portakal kabuğu. Kabuğu mu? Kabuğu. Portakal yaşıyor. Güzel ama. Bakalım. Bu ne lazım? Merhaba, biz buraya sürekli geliyoruz da el mi değiştirdi burası? Hayır, aynı öyle. Aynı mı? Evet. Mesela zeytinyağı gelirdi buranın. Bakardık böyle, yerdik. Böyle çevrenin içinde. Kışın olsun buralıyor da birkaç tane daha hatta şey değişti, malzeme değişti. Onlar kışın olsun malzemesi olduğu için. Yok, biz yapıyoruz. İsterseniz getireyim. Evet. Hani normalde böyle bakardık tadına alırdık. Hani kiloyla da satılıyorduk. Evet. Hani değişmiş bayağı o yüzden. Aynen. Böyle küçük bir de alabilirsek. Tabii ki. Aha, iyi olur. Arı da mı aynı yoksa? Belki yapmamış lazım. Daha da az zeytin ağacı. Buradaki ağaçlardan yapıyorlar. Biz geldiğimiz dönemde de bir tatmıştık. Şu acı mıydı? Bir şey vardı hatırlıyorsan. Eski yağmı dediydi. Bir şey dediydi. Yok dediydi. Alacak. Evet. Yok dediydi. Sonra getirmiştim. Ben size yemin ederim. 4 diye bitirmiştim. Sadece zeytinyağını bana bıraktılar. O zeytinyağdan benim evde var. Vereyim ben şimdi. Nereden bunlar için? Maydanoz çok seversin ya. Bir şey hoşuma gitti ama. Mesela ne? Haydar gibi. Kavap. Patlıcan mı sen? Mezeleri de koymuşum. Kavap sen çöz. Çöz. Patlıcan nereden çıktı ya? Ayılamadım daha. Ne? Kavap ne? Yer mi? Yemem. Evet, burayı biz listeden çıkardık. Bir daha gelmeyeceğiz dostlarım. Birazcık hijyenlik gitmiş. Oğlum işte bir dereotu değil işte. Evden alsana anneciğim ya. Ne o? Bilmiyorum. Neyle gösterir misiniz sizin tabaklarını? Ya bir şey söyleyeceğim. Tabağın içine bakar mısınız? Pişirin tabağını. Ne oldu? Attın mı? Attın mı? Ölüsnek vardı. Ölüsnek vardı üstünde de. Bir şey getirebilir misin? Üstünün çok. Açıkta mı bunlar mutfakta? Açıkta mı? Yok hayır. Yeni yapıldı. Çok ödülüyorsun. Ha, bir getirebilir misin? Yeni görmüş neyse. Boğulmuş oldu. Pişinin yağının altında boğulmuş hayvan. Yani. Ya şimdi doğada da yiyoruz yani. Her şey olabilir. Ya, protein, protein. Doğada da yiyoruz sonuçta. Al bak ya. Ben şanslı. Başımıza gerçekten görmüyor. Acı mı? Çok güzel. Yok o şey et. Hani her şeyi kontrol eder oldum ya. Şey oldum, işkillendim yani. Panik atak oldun değil mi? Yapma, benim de iştahımı kesme ya. Hiç yapmıyorum yani. Geçen gün kaşar peyniri yiyorum. Kahvaltı çok severim.
Tam böyle o en sevdiğin şey dedim. Arkadaş bana dedi ki, aa dedi, ben de eskiden çok severdim. Nasıl yapıldığını bir gördüm, hayatta artık yemiyorum dedi. Hayır, bitti. Kaşar peyniri benim için bitti. Ne? Kaşar. Kaşar peyniri. Varsa bir bildiğin söyle. Sen ne ağzını tutturuyor? Hayır. Nasıl bildiğin? Anlatma sen dedim. Söyleme bana dedim. Nefret ettik mi dedim. Anlattık mı dedim. İyi yap. Ben de duymayayım. Ben de söyledim. Ha. Bazen duymamak, görmemek daha iyi. Senin ya acı. Aynı onun gün geldiğimiz gibi. Ondan koyuyorlar kendileri. Demek ki boyanmamışlar. Hayır. Düzeltmeler ne yapalım? Tek oranın kaçıncı şeyinde geldik ya. Eleman sıkıntıları vardı. Bir şeyleri vardı. İki sene eleman beklemez ki koronadan. Kaçmış. Aç göreyim. Bağbaç yerlerde tutuyor. Bayağı bu. Neyse, bana bazı tutulamıyor. Övmeye geldik bir yandan. Aynen, övmeye geldik ama dövüyoruz. Ne yapalım? Sen acı. Ne acı? Tamam, yeter artık. Dövme. Yeter. Evet, şimdi sevgili dostlar, evimize gideceğiz. Biraz dinleneceğiz. Az kaldı nişana. Benim saçlar kirpikleri iyice gitti. Keltoş oldum. Keltoş babana koy. Ay vallahi yapma ya şunu. Hayırlık bir şey ya. Hiçbir şey yok ki. Demek istemiyorum. Neyse, kapatıyorum sevgili dostlarım. Bütün iştahımı kaçırdı ya. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Hoşçakalın dostlar. Sağlıcakla kalın.